Arkadaşlar merhabalar. Ee, kolay orta düzey aslında temel düzey anlattığım kombinasyona şimdi şekilli sorularla devam ediyorum. Burada zorlamıyorum ee, okula yönelik veya temelde sıkıntısı olan arkadaşlar basit sorular görmek isteyen arkadaşlar ve en temelden anlayarak gitmek isteyen arkadaşlar için hazırladığım bir şey arkadaşlar. O yüzden daha derinlemesine daha zorlamasını daha zorlanmak istiyorsanız kesinlikle Normal AYT oynatma listesindeki, TYT oynatma listesindeki videolara dönmenizi tavsiye ederim. Şimdi, e, şekilde sorularda ilk dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar, iki noktadan bir doğru geçer. Yalnız işte bize böyle ikiden fazla nokta verdiği zaman buradan kaç doğru geçer derse N'nin ikilisi diyeceğiz. Dolayısıyla N noktadan N'nin ikilisi kadar doğru geçer. İlk formülüm bu arkadaşlar. Mesela bakın burada 1, 2, 3, 4, 5 tane nokta var. Ve bunlar tabi doğrusal olmayacak. Doğrusal olmayan diye de belirtelim. Çünkü onunla ilgili de bir durum var. Doğrusal olmayan n noktadan n'nin ikilisi tane 3, e, doğru geçer. Dolayısıyla 5'in ikilisi 10 tane doğru geçiyormuş arkadaşlar buradan. Tek tek tabi çizerek böyle bakın yani göstermek zulüm olur. Haliyle toplam böyle 10 tane olduğunu görüyorum. Peki burada şöyle bir şey olursa. Bakın şimdi 3 nokta doğrusal ama diğer 3 nokta alakasız. Yani 3'ü doğrusal 6 nokta verse ne yapacağım? Bunlardan kaç tane doğru geçer nasıl yapacağız? Normal önce yapmanız gereken 6'nın ikilisi demek. Sonra eksi ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bunlar doğrusal ya. Buradan arkadaşlar 3'ün ikilisi kadar doğru geçmez. Sadece gördüğünüz gibi bu 3 noktadan bir doğru geçiyor. O yüzden onu geri ekliyorum. Bunu da unutmayalım lütfen. Eklemeyi unutmayın ama çıkarma kısmı neden? Normalde n'nin ikilisi kadar olması lazım. Yani 3'ün ikilisinden 3 tane doğru geçmesi gerekiyor. Ama doğrusal olduklarından sadece bir tane oluyor. Bu yüzden doğrusal olanları çıkaracağız. Şartı sağlamayanları çıkaracağız. Sonra tabii ki bir noktayı eklememiz gerekiyor. Böylece 15 eksi 3 artı 1 cevap arkadaşlar kaç oldu? 13. Bu şekilde söylemiş olayım. Bir örnek daha vereyim bakın. Diyelim dedi ki 5'i doğrusal 8 noktadan kaç doğru geçer? Ne diyeceğim biliyor musunuz? Bakın 5 nokta böyle doğrusal. Normalde buradan aslında bir sürü doğru geçmesi lazım. Ama doğrusal olduğu için hiçbir anlamı kalmıyor. Diğerleri de böyle alelade duruyor demek ki. Normalde 8'in ikilisi derdim. Ancak bu 5 tanesi işi bozuyor. O yüzden işi bozanları komple çıkarıyorum. Yalnız komple çıkarınca bu elimdeki var olan bir doğruyu da çıkarmış oluyorum yanlışlıkla. O yüzden her zaman sorularda bu biri ekleyeceğiz bu durumda tamam mı? Bundan sonra 8'in ikilisi 28'dir. 5'in ikilisi 10'dur. Böylece arkadaşlar cevabımız 19 olacaktır. Bunu böyle söylemiş olayım. Noktalardan kaç doğru geçer soruları bunlardır arkadaşlar. Gelelim doğruları konuşmaya. İkinci durum. Ne no ne doğru? Kaç noktada kesişir diyecek bize. Bunun için de arkadaşlar ne diyeceğiz? Neyinin ikilisi kadar kesişir. Örnek bakın şimdi. Çok basit bir örnek vereyim size. Bakın bu 3 doğru gördüğünüz gibi gerçekten 3'ün ikilisi de yapsanız tek tek de saysanız kaç noktada kesişiyorlar? 1, 2, 3. Hakikaten formülümüz doğruymuş. 3'ün ikilisi de yapsanız böylece kesişmiş oluyorlar. Ama burada önemli olan şey şu. Bu doğrular aynı noktadan geçmemeli arkadaşlar tamam mı? Şimdi bir tane daha örnek vereyim. Diyelim 5 doğru bakın şöyle alakasız bunlar doğrular tamam mı? Hiçbiri aynı noktadan geçmiyor. O zaman bunlar 5'in ikilisi yani 10 tane noktada kesişirler arkadaşlar. Peki şöyle bir şey olursa. Bak onu da göstereyim. 3 doğru aynı noktadan geçiyor. Diğerleri böyle alelade. Burada ne diyeceksiniz biliyor musunuz? 5'in ikilisi eksi bu 3 tanesi şartı sağlamıyor. Çıkar ama sonuç olarak bunlar bir noktada kesişiyor mu? Evet şartı sağlamıyor diye de komple çöpe atmış oluyoruz yanlışlıkla. O yanlışlıkla olan durumu düzeltmek için en azından biliyorum ki onlar da bir noktada kesişiyorlar. Bu yüzden artı bir yapmalıyız arkadaşlar. 10 eksi 3 artı 1 diyeceğiz. Bundan dolayı 8 olacak. Bu şekilde cevap vereceğim. Bir tane daha göstereyim bakın. 4 doğru bir noktadan geçsin. Diğerleri de böyle rastgele yamuk yumuk bir sürü yerden geçsin. O zaman arkadaşlar 7 üçlüsü 7'nin ikilisi eksi diyeceğim. Bu 4 doğru aynı noktadan geçtiği için olayı bozuyor. Ama aynı noktadan geçseler de sonuçta bir noktada kesişiyorlar. O yüzden artı 1 diyorum. Haliyle arkadaşlar 7'nin ikilisi 21, 4'ün ikilisi 6, artı 1'den 16 tane noktada kesişirler. Aynı noktada kesişenler şartı bozduğu için çıkar ama hepsini çıkardığın için sondaki bir kesişme noktasına geri ekle. Gelelim şimdi doğrular paralel olursa ne olacak? Bakın doğrular paralel olursa kesişmez arkadaşlar. O yüzden mesela 3 tane doğru olsun. 3'ü paralel. 7 doğru kaç noktada kesişir? Buna bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar burada normalde diğerleri de böyle hani işte gidiyor tamam mı bu şekilde yamuk yumuk. 7'nin ikilisi kadar noktada kesişirler. Ancak üçü paralel olduğu için bu üçü birbiriyle kesişmiyor ya. Komple bu üçün ikilisini çıkaracağız arkadaşlar. Neden? Kesişmiyorlar ki. Bir şey ekleyecek miyim? Hayır. Neden? Kesişmiyorlardı o yüzden. Demin bir tane noktada kesişiyorlardı onu da çıkarttığım için ekliyordum. Ya da burada bir tane noktada kesişiyorlardı o yüzden ekliyordum. Ama bunlar bodoslama paralel ve paralel doğrular kesişmez. Çıkar ekleyeceğim bir şey de yok. Bu yüzden 21 eksi 3'ten 18 olur arkadaşlar. Olay bu. Şimdi bakın şöyle yapalım. 4 doğru paralel olsun. 4'ü paralel. 6 doğru kaç noktada kesişir dedi. Ne yapacağız o zaman biliyor musunuz? Diyeceğiz ki 6'nın ikilisi. Normalde istesek şey istediğimiz olsaydı hepsi böyle alakasız uyduruk yerlerde olsaydı bu olurdu. Ama 4'ü paralel olduğu için bunlar hiç kesişmiyor. Bunu çıkaracağız. 15 eksi 10'dan sadece 5 noktada kesişiyormuş arkadaşlar doğrular. Olay bu. Peki şöyle olsa. 3'ü paralel olsa. 3'ü de 4'ü de böyle bir noktada kesişse. Ne deriz? Dikkat. 7 doğru var değil mi? 7'nin ikilisi. Eksi. Bu üçü hiç kesişmiyor çıkar. 3'ün ikilisi. Bunların 4'ü bir noktada kesişiyor. Çıkar. Sonra arkadaşlar ama bunlar sonuçta bir noktada en azından kesişiyor. Onu da ekle. Gördüğünüz gibi şartları sağlamayanları bu şekilde çıkardık. 7'nin ikilisi 21 eksi 3 eksi 6 artı 1 21 eksi 9 12 bir daha 13 oldu arkadaşlar. Bu paraleller tabii ki böyle devam ediyor ya bu doğrularla böyle bunlar kesişecek tabii o ayrı bir şey. Ama kendi içlerinde aykırı durum oluşturdukları için o yüzden bunu ve bunu çıkarmış oldum. Doğrularla ilgili durum da budur arkadaşlar. Kesişme soruları sorulur. Bir de bu şekilde noktaların doğru oluşturulması sorulur. Biz gelelim yeni durumda doğrulardan üçgen yapmaya. Hemen yazıyorum. Doğrusal olmayan 3 noktadan ne geçer arkadaşlar? Üçgen. O yüzden doğrusal olmayan n noktadan N'nin üçlüsü kadar üçgen geçer. Örnek. Doğrusal olmayan bu üç noktadan kaç üçgen geçer? Üçün üçlüsünden. Hakikaten buradan sadece. Bakın böyle. Bu şekilde doğrulardan. E, noktalardan pardon. Doğru çizebiliyoruz. Dolayısıyla doğrusal olmayan üç noktadan. Sadece burada gerçekten bir üçgen geçer. Peki doğrusal olmayan 7 nokta olursa. Şöyle doğrusal olmayan 7 nokta derse. Buradan kaç tane üçgen çizebiliriz? 7'nin 3'e kadar diyeceğiz. Anlaştık mı? Peki şöyle diyelim. Bakın bir doğru çizeyim. Bu 4 nokta doğrusal olsun. Diğerleri böyle rastgele alelade size 1 2 3 tane nokta çizeyim. 4'ü doğrusal 7 noktadan Kaç üçgen geçer? Dikkat. 7'nin üçlüsü eksi buradan üçgen geçer mi? Hayır. O doğrudur. Üçgen geçmesi için doğrusal olmaması lazım. Bu yüzden 7'nin üçlüsü eksi 4'ün üçlüsü. Buradan da 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 6. Ben kısaca işlemleri yapıyorum. 4'ün üçlüsü. 35 eksi 4'ten 31 tane üçgen geçiyormuş. 7'nin üçlüsünü nasıl bulmayı öğrettiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden... Yani videoları en baştan izleyin. Direkt bu videodan dalmayın. Bakın hızlıca yaptım çünkü orayı. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Şöyle üçü doğrusal olsun. Böyle rastgele iki tane de nokta olsun. Bunlardan kaç üçgen geçer? 5'in üçlüsü. Eksi. Şimdi dikkat edin. Bunlar doğrusal olduğu için bunları çıkaracağız. Oradan üçgen geçmez. 10 eksi 1'den 9 tane üçgen oluyormuş. Bu şekilde arkadaşlar. Noktalardan üçgen geçme olayı budur. Biz şimdi gelelim bir de doğrulardan üçgen geçirelim. Doğrulardan nasıl üçgen geçer? Bakın birinci doğru, ikinci doğru, üçüncü doğru. Gördüğünüz gibi bu noktalar doğrulardan da arkadaşlar bu şekilde üçgenler geçer. Yani yine ne yapacağız aslında? Bunlar doğrusal olmayacaksa, aynı noktada kesişmiyorlarsa N tane doğrudan yine N'nin üçlüsü kadar arkadaşlar üçgen geçtiğini bilelim. Yani aynı noktadan geçmeyen doğrusal olmayan 5 noktadan pardon 5 doğrudan kaç üçgen geçer derse 5'in üçlüsü diyeceğiz. Olay bu. Bunlar şimdi arkadaşlar basit böyle temel anlatımlar tamam mı? Şu ee, Şuraya kadar anlattığım bir 11-12 dakikalık yer temel artık bu kombinasyonda kullanmamız gereken yerlerdi. Şimdi biz bunlardan yararlanarak Acaba bakalım nasıl sorular çözeceğiz? Biraz onları göstermek istiyorum. Çünkü temel olarak kurallar bunlardır. Biz bir de sorularımıza dönelim şimdi. Bakın şurayı bir şöyle büyüteyim. Bakın şimdi dikkat. Şu ikinci soruya bir önce bakmak istiyorum. Bu anlattığım şeyler arkadaşlar basit olduğu için zaten öğretmenleriniz de anlatıp yani onu kuralları uygulayıp yapabilirsiniz. Biz şimdi şu ikinci soruya bir sizle bakalım. Burada bakın kaç tane üçgen vardır diye soruyor. Şimdi eğer o yaptığım kurallardan çıkarsak bakın bu soruyu anca öğrettiğim kadar yaparsınız. Şimdi kaç tane doğru var burada? Bir izleyin bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane doğru var. Şimdi şöyle derseniz soru gider. 7'nin üçlüsü. Neden biliyor musunuz? Burada arkadaşlar bir kere Şuradaki 1 2 3 4 5 6 tane doğru aynı noktadan geçiyor. O zaman arkadaşlar bunu böyle yapmak biraz saçma oluyor. Ne diyeceğiz biliyor musunuz? Bakın şimdi. Üçgen oluşturmak evet öğrettiğim kurallardan tamamdır. Ama böyle şekilli sorular olduğu zaman bizden yorum yapmamızı ister. Bakın şimdi. Bu 1 2 3 4 5 6 doğrudan İki tanesini seçeceksiniz. Herhangi birini bak. Temsili olarak şunu ve şunu seçtiğimi düşünün. Bunları seçtim. İki kenarı olduğu için üçüncü bir kenara da ihtiyaç duyuyoruz değil mi? O da hangisiyle olacak işte? Bu kenarla. O da zaten bir tanecik. Birin birlisi. Gördüğünüz gibi bazen neyinin üçlüsü yapmak yetmez. O yüzden şekilli sorular zor gelir size. Çünkü böyle yorum yapmanız gerekir ve üzerine eklemeniz gerekir. Deminki yaptıklarım standart sana çizgisiz, yazısız, sadece şey pardon, şekilsiz soru verecek. Formülde yerine yazacaksın ama bunlar da yorum. Bu şekilde üçgen oluştururken aynı noktadan geçen nokta doğrulardan böyle iki tane doğruyu seçin. Sonra diğer üçüncü doğruyu da taban olarak kullanın. Bu yüzden cevabımız bakın burada arkadaşlar 15 oldu. Hemen ben size ek bir şekil çizeyim. Bir tane daha soru aklıma geldi çünkü tam böyle yapınca bak Böyle olsun. Tamam mı? Abartmayayım. 5 tane doğru olsun aynı noktadan çıkan. Ve paralel arkadaşlar şöyle 3 tane de bu mavi doğru olsun. Burada kaç tane üçgen vardır diyelim. Tek tek sayacağım mı? Kesinlikle hayır. Ne yapacağım izleyin. Yine kırmızı doğrulardan 2 tane kenar oluşturacağım. Yan kenar. Örnek renkle bakın şimdi. Bir bu olsun bir bu olsun gibi düşünün. İki kenar için bir de neye ihtiyaç duyuyorum? Buradaki bakın şöyle herhangi bir tabana. O zaman önce yan kenarları oluşturdum. Beşin ikilisi kırmızıları kullandım. Sonra arkadaşlar mavi tabanlardan da 1, 2, 3 tane var. İşte bunlardan da bir tanesi taban olacak. Böylece 10 çarpı 3'ten 30 tane üçgen oluşturmuş olacağız arkadaşlar. Mevzumuz bu. Bunları yoksa tek tek nasıl sayalım? Haliyle bu şekilde güzelce halletmiş oluyoruz. Gelelim şimdi bu soruya bakalım ne demiş. Şekildeki çember üzerinde bulunan farklı 7 nokta ile oluşturulabilecek üçgenlerin kaç tanesinin bir köşesi A noktasıdır? Şimdi arkadaşlar o zaman bu A noktası üçgenin bir köşesi olmak zorunda. Mecburen diğerlerini ne yapacağım? Seçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geriye kalan 6 noktadan 2 tane seçersen üçgen oluşur. Gerçekten gör bak A'yı zaten seçtim. Diyelim E olsun bir de C olsun. Bak bunların üçünü birleştirince hakikaten üçgen çıkıyor ortaya gördünüz mü? O yüzden altının ikili istedim. Altının üçü istemedim. Sebep A noktasını zaten seçtik hazır kenarda duruyor. Cevabımız bu yüzden 15 oldu. Gelelim şimdi paralel doğrulardan kaç tane dörtgen geçer sorularına. Dörtgen arkadaşlar kaç doğrudan oluşuyor? Dört doğrudan. İki tanesi paralel. İki tanesi kendi içinde paralel. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Mavi ile gösterdiğim paralellerden iki tanesini seçeceğiz. Dördün ikilisi. Sonra arkadaşlar kırmızıyla gösterdiğim beş paralelden de ikisini seçeceğiz. Böylece 6 çarpı 10'dan 60 tane burada paralel kenar dörtgeni vardır diyeceğiz. Dediğim gibi paralel mavileri kullandık. Bir de arkadaşlar böyle paralel kırmızıları kullandık. İki kırmızıdan ve iki tane maviden bir tane paralel kenar geçiyor gerçekten. N'nin ikilisi çarpı M'nin ikilisi gibi düşünebilirsiniz. Geliyorum şimdi buraya. Yukarıdaki 8 noktanın 3'ü doğrusu 3'ü D doğrusu üzerinde 5'i de çemberin üzerindedir. Köşeleri bu 8 noktadan herhangi 3'ü olan en çok kaç farklı üçgen çizilebilir demiş. Şimdi ne söyleyeceğiz biliyor musunuz? Dikkat! Birincisi bunlar böyle doğrusal olmasaydı çemberin üzerindeki noktalar zaten doğrusal değil gördüğünüz gibi hepsi farklı. 3 tane doğrusal nokta var mı? Yok hep kırılıyor bakın. Haliyle ne olacaktı? Eğer bu doğru işi bozmasaydı 8'in üçlüsü diye yapıştıracaktık. Ancak burası işi bozuyor. Ne diyeceğiz o yüzden? FGH 3'ün üçlüsü. 8'in üçlüsü 8 faktöriyel 8! bölü 8-3 faktöriyel. Evet, uzunca yapayım sizin için bir kerelik. 8 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Formül neydi? N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel çarpı R faktöriyel. Sonra eksi 3'ün üçlüsünden 1. Böylece 8 çarpı 7 çarpı 6. 3 faktöriyel de 6. 56 eksi 1'den 55 tane arkadaşlar üçgen çizilebilirmiş. Evet buradan devam edeyim şimdi arkadaşlar bu sorularla. Şöyle bir şunu bir yine düzelteyim bir. Bakın burada bir sorumuz var. Beşinci soru. Dikkatlice izleyin lütfen. Sekiz tane nokta var. Bu sekiz noktadan üçgen oluşturacağız. Nasıl üçgen oluştururuz? Normalde hiçbir sıkıntımız olmasaydı bunlar doğrusal olmasaydı sekizin üçlüsü. Ancak AHB doğrusal işi bozuyor çıkar. ADC doğrusal işi bozuyor çıkar. B, E, F, G, C doğrusal işi bozuyor çıkar. 8'in üçlüsü 8, 7, 6 bölü 6 gitti. 3'ün üçlüsü 1, 3'ün üçlüsü 1, 5'in üçlüsü 10. Buradan arkadaşlar 56 eksi 10, 46, 2 daha çıkarırsam 44 tane üçgen geçiyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağlamayanları çıkardım. Demin size paralel kenar aslında o dörtgen, dikdörtgen de bir paralel kenar değil mi? Şimdi arkadaşlar buradan kaç tane dikdörtgen geçer dediği zaman şuna dikkat edin. Düşey olan kaç tane paralel var? 1 2 3 4 5. 5'in ikilisi. Yatay olan kaç tane var? 1 2 3 4 5. 5'in ikilisi. Buradan arkadaşlar 100 tane dikdörtgen var. Bazen şu soru geliyor. Hocam ama burada kareleri çıkarmadınız. Arkadaşlar kare de bir dikdörtgendir unutmayın. O yüzden kenarları birbirinden farklı dikdörtgen demediği sürece karenin de bir dikdörtgen olduğunu lütfen unutmayın tamam mı? Şimdi gelelim 7. soruya. Ne demiş? Yukarıdaki şekilde D1 doğrusu üzerinde 3 nokta D2 doğrusu üzerinde 5 nokta vardır. Tabanı D2 doğrusu üzerinde olan kaç üçgen vardır diye soruyor. O. Şimdi arkadaşlar bakın. Tabanı üzerinde D2 tabanı üzerinde olacak ya. D2 taban demek Haliyle arkadaşlar şöyle örnek bir görüntü yapıyorum. Böyle bir taban olacak. Tepe noktası da diyelim mesela C. Haliyle aslında sana taban diyor ya. Taban için kaç noktaya ihtiyacım var? 2. D, E, F, G, H'dan 2 nokta seçeceğiz. Tepe noktası burası olduğu için 3 taneden de bir tane seçeceğiz. Böylece 30 olur arkadaşlar. B şıkkı gelir bakın bu da. Kaç tane üçgen vardır demiş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi Dikkat edin lütfen. Demin de buna benzer kendim çözmüştüm bir tane. 1 2 3 4 5 6 tane üçgen şey doğru var. Bu 6 taneden 2 tanesini seçersek yan kenarları bulmuş oluruz. Dolayısıyla arkadaşlar burada durum nedir? Böyle paralel 3 tane de tekerim haliyle 3'ün birlisi olur arkadaşlar. 6'nın ikilisi 3'ün birlisinden 15 çarpı 3 45 tane üçgen oluşur. Bazen dediğim gibi öyle n'nin üçlüsü yapmakla olmuyor maalesef. O yüzden mümkün olunca böyle soru tiplerini görmek gerekiyor. Gelelim şimdi buraya. Aynı düzlemde bulunan 9 doğrudan 3'ü paraleldir. Çakışık olmayan bu 9 doğrunun en fazla kaç kesişim noktası vardır? Basit bir soru yaptık başlangıçta. 9'un ikilisi, eksi, 3'ü paralel ya bunlar hiç kesişmiyorlar. Olay bu. 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2. 3'ün ikilisi 3. 36 eksi 3'ten 33 tane kesişme noktası varmış. A arkadaşlar bunun da cevabı. 10. soruda ne söyleyebiliriz? Şekilde verilen 9 noktanın en az ikisinden geçen kaç farklı doğru çizilebilir? Ha, şimdi bakın. Normalde 9'un ikilisi kadar doğru çizerdik. Ancak çıkarıyorum. Neden? Bakın arkadaşlar bunlar zaten doğrusal. Buradan 4'ün ikilisi kadar geçmez ki. Bir tanecik geçiyor sadece. O yüzden bak 1'e ekledim. O 1 tamam duruyor. Komple her şeyi çıkarırsam da o zaman oradaki bir tane AD doğrusunu da çıkarmış olurum. Onu çıkarmamak için 1 ekliyorum. Sonra bakın DEFGH'dan sadece bir tane geçiyor. Eksi 5'in ikilisi ama sonuçta bir tanecik de olsa oradan bir doğru geçiyor. 1'i geri ekledim ve yine AK H'dan da doğru geçmiyor. Şey bir tanecik geçiyor. 3'ün ikilisi ama bir tane de olsa geçiyor. Onu da eklemeyi unutmuyorum. 9'un ikilisi 36. 4'ün ikilisi 6. 5'in ikilisi 10. 3'ün ikilisi 3. Böylece 36, 10, 26. 9 daha çıkarırsak arkadaşlar 17. 3 daha eklersek 20 tane buradan doğru geçirebildik. Şimdi gelelim artık son 2 tane sorumuza. Bunlar temel seviye dediğim gibi arkadaşlar. Şekilli soruların haddi hesabı yok. Ee, ben zaten konu anlatımını da yerleştirdim. Oradan da bakarsınız. Kitaplarınızdan da çözerseniz böyle basit basit böylece temel düzey oturmuş olur. Sonrasında tabi zaten ciddi yorumlar, daha da hedefi yüksek olan arkadaşlar. Gerçekten kombinasyon test çözümü yaptım. Olasılıkla birleşen sorular var onlara baktık. Yetmedi yorum soruları var onları da paylaşacağız. İnşallah böylece arkadaşlar bu şekilde her şeyi öğrenmiş olacağınıza, daha doğrusu her şeyi yorumlayabileceğinize inanıyorum. Gelelim şimdi bu soruya. D1 ve D2 doğruları üzerindeki noktalardan herhangi üçünü köşe kabul eden kaç tane üçgen çizilebilir? Bakalım. Şimdi burada arkadaşlar üçgenleri nasıl oluşturabiliriz? Ya burası taban olur. Doğru mu? Mesela bakın böyle. D1 doğrusundan taban seçebilirim. 4'ün ikilisi. KLMNP'den tepe noktası seçerim. Böyle bir temsili üçgen oluyor gerçekten. Veya arkadaşlar bunu siliyorum. Aşağıdan böyle bir taban seçerim. Yukarıdan tepe noktası seçerim. Bak bu da üçgen olur. Böylece 5'in ikilisi olur. Oradan taban seçtiğim için. Yukarıdan da tepe noktası seçerim. 4'ün birlisi. 6 çarpı 5 artı 10 çarpı 4. 30 artı 40'tan 70 tane üçgen çizebiliyormuşuz. Son soru. Bir düzlemde 7 doğrusal olan toplam 10 nokta vardır. Bu noktalar en fazla kaç doğru belirtir? Şimdi o klasik zaten arkadaşlar. 7'si doğrusal olduğu için onun ikilisi eksi 7'nin ikilisi artı 1 sonuçta dediğim gibi bu 7 noktadan bir tane de olsa doğru geçiyor. Onu unutmayalım. Ee, A şıkkının cevabı bu. B şıkkına geldiğimiz zaman herhangi üçünü köşe kabul eden en fazla kaç üçgen çizilebilir? Şimdi arkadaşlar 7'si doğrusal olduğu için bakın bunlardan otomatik olarak üçgen geçmez. O yüzden ne olur? Onun üçlüsü eksi 7'nin üçlüsü diyeceğiz. Paralel doğrulardan üçgen geçmediği için. Bu şekilde arkadaşlar temel olarak kendim biraz anlattım. Bir 12 soru çözdüm. Yani hani yaklaşık kendi çözdüklerimle bakarsak 20 soruluk biraz konuya giriş yaptık ama bu konu nankördür, ee, sabır gerektirir, öyle pat diye oturmaz bir sürü soru tipi görmek gerekir. Benim burada hedeflediğim gerçekten arkadaşlar temel düzey olduğu için abartılı soruları buraya koyup kafanızı karıştırmak istemedim. Temel otursun zaten benim kanalımın hedefi yüksek olanlara yönelik. O yüzden onları da sona bırakalım. Ee, güzelce böyle adım adım gidelim. Kitaplarınızdan da biraz çözün basit kitaplardan. Sonra orta düzey işte benden biraz çalışmış olun o AYT videolarından. Sonra kendi kitaplarınızla yine dönün. Sonra benim yorum sorularından iyice inşallah halledersiniz arkadaşlar. Olayı ben böyle kapatmış olayım. İnşallah vaktim olursa olasılık videosu da anlatacağım. Orada görüşmek ümidiyle arkadaşlar. İyi çalışmalar.